Evet arkadaşlar merhabalar. Futbol Manager 2021'de bir oyuncu kariyeri videosu ile tekrardan karşınızdayım ve bu videodaki konumuz Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu olacak. Ersin'in Futbol Manager 2021'de emekliliğine kadar gideceğiz. Tüm sezon performans verilerine bakacağız. FM Editör mevcut ve potansiyel yetenek karşılaştırması yapacağız. Kısacası FM 2021 hayatını mercek altına alacağız. Başlangıç profiliyle başlayalım. Yaşımız 19. Piyasa bedelimiz 1,5 milyon euro ve senelik yaklaşık 250 bin euro kazanıyoruz. Kalecilik özelliklerimizde birebir 13, degaj 13, elle kontrol 13, hava topları 12, refleks 15 ve yumruklu uzaklaştırma 12. Zihinsel olarak cesaret 16, kararlılık 17, takım oyunu 13 ve fiziksel olarak da güç 14, sıçrama 14. Dikkat çeken özelliklerimiz başlangıç profilinde sağ ayağımızı kullanıyoruz. Evet gelelim FM Editör rakamlarımıza. Bakalım FM Editör rakamları bize neler diyecek. Mevcut yetenek 110 ile başlıyoruz. Potansiyel yeteneğimiz 144. Ciddi bir gelişim potansiyeli sunuyor FM Editör rakamları bize. Potansiyel yetenek 144 rakam için şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Ersin potansiyelini ulaştırdığı takdirde Beşiktaş'ın as kalecisi olacaktır yorumunu yaparsak doğru olur. Evet şimdi ilk sezona gideceğiz. İlk sezonda Ersin'in neler yaptığına bakacağız. Umarım güzel bir kaleci kariyer hikayesine sahip oluruz. İşte karşınızda Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki ilk sezon macerası. Evet Beşiktaş'tayız. Yaşımız 20, piyasa değerimizde ufak bir artış var. Yaklaşık 3 milyon euro. Kalecilik özelliklerimize baktığımızda arkadaşlar gelişim var. Ondan önce bir performans verilerimize bakalım. Sezon genelinde siyah beyazlarla tüm kulvarlarda 46 maça çıkmış. 44'ü ilk 11 olmak üzere Beşiktaş'ın as kalecisiyiz. Önemli bence. 52 gol yerken arkadaşlar kalesini 15 maçta gole kapamış ve 6,83 gibi bir kaleci için ortalama bir sezon puanı ortalaması yakalamış Ersin. Özelliklere baktığımda ise birebir 15'e çıktığını görüyorum. Refleks 16 olmuş arkadaşlar. Hava topları, elle kontrol, degaj, gelişim var. Aynı şekilde hem zihinsel hem de fiziksel anlamda da bir gelişimin olduğunu söyleyebiliriz. İlk sezon için gelişim anlamında güzel bir seneyi geride bırakmış Ersin kariyerinde. FM Editör rakamlarımıza da şöyle bir göz atalım. 110 ile başlamıştık ve evet 122'ye çıkartıyoruz. Gayet güzel bir gelişim sergiliyoruz ilk sezon. Hem Beşiktaş'ın as kalecisiyiz hem de gelişimimizin iyi yönde olması gerçekten sevindirici. Potansiyel yetenekler aramızdaki farkı da 22 puana kadar indiriyoruz. Siyah beyazlar sezonu 13. sırada tamamlamışlar. Gerçekten hayal kırıklığı Beşiktaş için ligde 13. sırada yer almak. Ersin neler yapmış ona bakacağım. Ersin bireysel performans anlamında arkadaşlar takım içinde kendine orta sıralarda yer bulmuş bir kaleci için normal diyebiliriz. Evet şimdi ikinci sezona gidiyoruz. Gelişim güzel. Performansımızı bir tık daha 7'ye yaklaştırırsak çok daha iyi bir kariyer hikayesine sahip olabiliriz arkadaşlar. İşte Ersin'in Futbol Manager 2021'deki ikinci sezon macerası. Evet Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Yaşımız 21, piyasa değerimiz 3,2 milyon euro. Yeni sözleşme imzaladık siyah beyazlarla yaklaşık 600 bin euro kazanıyoruz. Sezon genelinde 41 maça çıkmış arkadaşlar. Tüm kulvarlarda hepsi ilk 11'de olmak üzere 46 gol yerken kalesini 14 maçta gole kapamış ve geçtiğimiz sezona göre oyuncu performans puanında ufak bir artış var. 6,91 sezon sonu ortalama puanı yakalamış Ersin. Özelliklere baktığımda yine özelliklerde arkadaşlar olumlu yönde bir gelişim olduğunu söyleyebilirim. Kalecilik, zihinsel ve fiziksel anlamda geçtiğimiz sezonki gibi ciddi bir gelişim yok ama ufak tefek gelişimlerin olduğunu söylemek mümkün. Bir FM Editör rakamlarımıza yine biz bir göz atalım. Evet 1 puanlık bir gelişim var. Çok ciddi bir gelişim yok bu sezon ne yazık ki. Mevcut yetenek 123, potansiyel yetenek 144. Aramızdaki fark 21 an itibariyle. Evet siyah beyazlar sezonu 8. sırada tamamlarken Ersin bireysel performans anlamında kendine takım içinde ortalamanın üstünde yer bulduğunu görüyoruz. Bir kaleci için arkadaşlar iyi bir sezon diyebiliriz. Evet biz güzel gidiyoruz ama Beşiktaş'ın tabii ilk sezon 13, ikinci sezon 8. olması Ersin de oyuncu puanını etkiliyor. Performansımızı 7'nin üstüne çıkartabilirsek, gelişim hızımız yavaşlamazsa arkadaşlar Avrupa'ya transferimiz söz konusu olabilir. Bakalım olacak mı göreceğiz. Hemen 3. sezona gidiyoruz. İşte Ersin'in Futbol Manager 2021'deki 3. sezon macerası. Evet 3. sezonda Beşiktaş'tayız. Yaş 22, piyasa değerimiz 4,6 milyon euro. Sezon genelinde arkadaşlar Süper Lig'de oynamış Beşiktaş. Avrupa'da ligde 8. sırada bitirdiği için geçtiğimiz sezon Avrupa'ya gidememişti. 34 maçta yer almış ilk 11'de olmak üzere. As takım oyuncusuyuz yine. 35 gol yerken 12 maçta kalesini gole kapatmış. Ve evet bir kaleci için gerçekten güzel bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış. 7,02 arkadaşlar. Kaleci olarak değerlendirdiğimizde gayet başarılı bir sezonu geride bırakmış Ersin Destanoğlu. Özellikle
kalecilere baktığımızda ise ne yazık ki gelişim olmadığını görüyorum. Kalecilik zihinsel ve fiziksel anlamda geçtiğimiz sezonki profille birebir aynı profil diyebilirim arkadaşlar. Yine de FM editör rakamlarımızdan bir teyit edelim. Evet, mevcut yetenek 123, potansiyel yetenek 144. Ne yazık ki ilk sene harika bir gelişim yaptık ama son iki sezondur gelişimimizde biraz sıkıntı var. Umarım bu 123-124 barajını geçeriz önümüzdeki bir sezon, 1-2 sezon içinde. Yoksa gelişim anlamında güzel bir kariyer hikayesine sahip olamayabiliriz. Siyah Beyazlar Ligi 5. sırada tamamlarken Ersin bireysel performans anlamında arkadaşlar kendine takım içinde yine ortalamanın üstünde yer bulduğunu görüyoruz. Ve iyi bir sezonu geride bıraktığını söyleyebiliriz bu bireysel performans sıralamasına göre de. Evet, güzel 3 sezon. Biraz gelişimimiz durdu. Onu toparlayabilirsek çok daha iyi bir kariyer hikayesi olabilir ama performans anlamında 7.02 bir kaleci için gerçekten iyi bir performans puanı, onu diyelim. 4. sezona gidiyoruz arkadaşlar. İşte Ersin'in Futbol Manager 2021'deki 4. sezon macerası. Evet, 4. sezonda Beşiktaş'tayız. Yaş 23, piyasa değerimiz 4.9 milyon euro. Sezon genelinde tüm kulvarlarda 38 maça çıkmış, hepsi ilk 11 olmak üzere. 43 gol yerken 9 kez kalesini gole kapatmış ve 6.98 sezon sonu ortalama puanı yakalamış Ersin. Özelliklere baktığımızda ise ne yazık ki yine gelişim olmadığını görüyorum arkadaşlar. Evet, 3 sezondur bir gelişmemizde bir sıkıntı var. Bunu aşmamız lazım, yoksa çok iyi bir kariyer hikayesine sahip olamayacağız. Kalecilik, zihinsel ve fiziksel özelliklerimiz geçtiğimiz sezonla birebir aynı. FM editör rakamlarımız bize neler diyecek, ona bakalım. Evet, mevcut yetenek 123'e sabitlenmiş durumda. Adeta 123 barajını geçemedik. Potansiyel yetenekler aramızdaki fark 21. Evet, siyah beyazlar sezonu 7. sırada tamamlarken Ersin Destanoğlu bireysel performans anlamında kendine takım içinde ortalamanın üstünde yer bulduğunu görüyoruz. En başarılı ilk 5 performanstan birini vermiş arkadaşlar. Bir kaleci olarak özellikle bu noktada olmasının önemli olduğunun altını çizelim. Evet, 5. sezona gireceğim. Umarım gelişim açısından güzel bir sezonu geride bırakırız. Yoksa çok hani gelişimini görmek açısından iyi bir kariyer hikayesine sahip olmayacağız arkadaşlar. İşte Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki 5. sezon macerası. Evet, 5. sezonda Beşiktaş'tayız. Yaşımız 24, piyasa değerimiz 4 milyon euro. Sezon genelinde tüm kulvarlarda 25 kez ilk 11'de forma şansı bulmuşuz siyah beyazlarda. 28 gol gelken 6 kez kalemizi gole kapatmış ve 6.99 sezon sonu ortalama puanı yakalamış Ersin Destanoğlu. Evet, özelliklere baktığımızda olumlu yönde bir gelişim var arkadaşlar. Bu sevindirici. Birebir 16'ya çıkmış durumda. Refleks 17, elle kontrol 15'e çıkmış durumda. Hava toplarının da bir artış var, 15'e çıkmış durumda. Keza yine fiziksel anlamda da gelişim mevcut. Güzel gelişim anlamında güzel bir seneyi geride bırakmışız ki buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Şu kalecilik özelliklerine baktığımızda bir Türk pasaportlu kaleciye göre oldukça iyi özelliklere sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, FM editör rakamlarımıza bakalım. 123'te bırakmıştık ve 130'a çekiyoruz. 7 puanlık güzel bir gelişim sağlıyoruz. Mevcut yetenek 130, potansiyel yetenek 144. Potansiyel yetenekle aramızdaki fark sadece 14. Evet, Beşiktaş sezonu 11. sırada tamamlamış ve Ersin Destanoğlu bireysel performans anlamında bir kaleci olarak takım içi bireysel performans sıralamasında kendine üst sıralarda yer bularak yine iyi bir sezonu geride bırakmış diyebiliriz. Evet, özellikle gelişim anlamında çok iyi bir sezonu geride bıraktık arkadaşlar. Bence kaleci performansı da güzel. Şu ana kadar herhangi bir takımın ilgisi olmadı. Bakalım önümüzdeki senelerde bir transfer gelişmesi olacak mı, göreceğiz. Hemen 6. sezona gidelim ve bu soruların cevaplarını arayalım. İşte Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki 6. sezon macerası. Evet, 6. sezonda bir transfer gelişmesi var ve Ersin Destanoğlu Almanya'nın Schalke 04 takımının yolunu tutuyor. Bakalım ne kadara gitmiş arkadaşlar. 2025-2026 sezonu sonunda başında 2.7 milyon euro bonservis bedeli artı primlerle birlikte Schalke 04'ün yolunu tutmuş Ersin Destanoğlu. Çok bonservis bedelinin az olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen bakalım profiline. Evet, Almanya'dayız artık. 25 yaşındayız. Piyasa değerimiz 9 milyon euro ve senelik yaklaşık 1.25 milyon euro kazanıyoruz Alman temsilcisinden. Şu anda kendisini Olympique Marsilya ve Borussia Mönchengladbach'ta takibe almış durumda. Almanya'daki ilk sezonda neler yaptığına bakalım. Tüm kulvarlarda 51 kez ilk 11'de sahaya çıkmış Schalke'de ve takımın as kalecisi olmuş. 65 gol yerken 15 kez kalesini gole kapatmış ve bir kaleci için iyi bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış Ersin. 7 oyuncu puan ortalamasına ulaşmış.
Özelliklere baktığımda ise gelişimin devam ettiğini görüyorum. Hava topları 16'ya çıkmış durumda. Degaj, bölge hakimiyetinde artış var arkadaşlar. Aynı şekilde yine fiziksel ve zihinsel olarak da ufak artışların olduğunu söyleyebiliriz. Ama ciddi gelişim kalecilik özelliklerinde. Bir burada sıkıntı ani çıkış eğiliminin 7'de kalmış olması. Onun haricinde bence gerçekten güçlü bir kaleci profiline ulaştık. Peki bu artış Efem Editör'de mevcut yeteneğine ne kadar yansımış ona bakalım. 140'a çekiyoruz. Evet, 130'dan 140'a çekiyoruz. Harika bir gelişim gösteriyoruz. Ve potansiyel yetenekli aramızdaki puan farkını da 4'e kadar düşürüyoruz arkadaşlar. Gelişim anlamında son 2 sezonumuz harika. Evet, Schalke'ye bakalım. Schalke Bundesliga'da 6. sırada yer alırken Ersin Destanoğlu bireysel performans anlamında kendine takım içinde ortalamanın üstünde yer bulmuş ve kaleci olarak iyi bir sezonu geride bırakmış. Evet, Schalke'deyiz. Olympique Marseille ile Borussia Mönchengladbach peşimizde. Bakalım bir transfer gelişmesi olacak mı yoksa Schalke'de yola devam mı edeceğiz? Hemen 7. sezona gidelim ve bu soruların cevaplarını arayalım. İşte Ersin Destaloğlu'nun Futbol Manager 2021'de 7. sezon macerası. Evet, Schalke'de devam ediyoruz. Yaşımız 26, piyasa değerimizde artış var. 17,25 milyon euro ve sözleşmemizde de iyileştirme var arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 milyon euro kazanıyoruz artık Schalke'den. Sezon genelinde tüm kulvarlarda 44 kez ilk 11'de forma giymiş Ersin. 40 gol yerken 19 kez kalesini gole kapatmış ve şu ana kadarki kariyer hikayemizdeki en başarılı sezon sonu ortalama puanına ulaşmış durumda. 7,16. Oyun motoruna göre 7,16 puan arkadaşlar sezon sonu ortalama puanı. Gerçekten bir kaleci için harika bir performans verisi. Çok iyi bir sezonu Schalke'de geride bırakmış diyebiliriz Ersin Destanoğlu için. Evet, özelliklere baktığımda ise çok ciddi bir de gelişim olmadığını söyleyebilirim. Sanki zihinsel ufak bir gelişim var arkadaşlar ama kalecilik ve fiziksel özelliklerimiz geçtiğimiz sezonla aynı. Zaten hemen hemen gelişimimizi tamamlamıştık. Yine de bir bakalım Efem Editör rakamlarımıza. Evet, mevcut yetenek 141, 1 puanlık bir artış var. Potansiyel yetenek 144, aramızdaki puan farkını 3'e kadar indiriyoruz. Evet, Schalke 04 Almanya'da sezonu 5. sırada tamamlarken Bundesliga'da Ersin Destanoğlu bireysel performans anlamında yine kendine takım içinde üst sıralarda yer buluyor ve bir kaleci olarak çok iyi bir sezonu da geride bırakıyor. Evet, Schalke'deki performansımız ve gelişimimiz gerçekten çok iyi şu ana kadar arkadaşlar. Bakalım böyle devam edecek mi? Milli takım formasını henüz giymedik. Milli takım formasını giymeye başlayacak mıyız? Göreceğiz. Hemen 8. sezona gidelim. Evet, işte Ersin'in Futbol Manager 2021'deki 8. sezon macerası. Evet, 8. sezonda Schalke'de devam ediyoruz. Yaşımız 27, piyasa değerimiz 11 milyon euro. Sezon genelinde tüm kulvarlarda 35 maça çıkmışız ilk 11'de. 35 gol yerken 13 kez kalemizi gole kapatmışız arkadaşlar. Ve yine geçtiğimiz sezona yakın ve bir kaleci için çok iyi bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış Ersin. 7,14. Hala milli takım formasını giyemedik. Bence kariyer hikayemizdeki en üzücü noktada bu olsa gerek. Evet, özelliklere baktığımda bir gelişim göremiyorum. Kalecilik, zihinsel ve fiziksel olarak geçtiğimiz sezondaki özelliklere hemen hemen benzer verilere sahibiz. Bir FM editör rakamlarımızdan bunu teyit edelim. Evet, bir düşüş var hatta arkadaşlar. 141'dik mevcut yeteneğimiz 139'a gerilemiş durumda. Bir sakatlık mı yaşadık? Buna bir bakalım. Bir sakatlık olabilir. Bakalım bir sakatlığımız yaşamış mıyız? 3 hafta, 11 gün, 5 gün, 2 ay. Yani çok ciddi bir sakatlık yaşamamışız. Bu sezonu olumsuz etkileyecek. Belki arkadaşlar şuradaki 2 aylık sakatlık, 15.08.2027'deki 2 aylık sakatlık biraz bizim gelişimimizi olumsuz etkilemiş olabilir. Evet, iyi bir sezon yine de. Bakalım Schalke neler yapmış. Schalke Bundesliga 3. sırada tamamlarken Ersin Destanoğlu bireysel performans anlamında takım içinde kendini yine ortalamanın üstünde yer bulmuş sıralamada. Kaleci olarak arkadaşlar özellikle altını çiziyorum. İyi bir sezon. Gelişimimizde sakatlıktan dolayı gelişimimizde biraz gerileme var ama inşallah toparlayacağız onu 9. sezonda. Evet, hemen 9. sezona gidiyoruz. İşte Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki 9. sezon macerası. Evet, 9. sezonda Schalke'deyiz. Yaşımız 28, piyasa değerimiz 9,25 milyon euro. Şöyle baktığımızda kendisini arkadaşlar Atletico Madrid istiyor. Vay anam vay. Evet, İspanya'nın dev kulüplerinden Atletico Madrid'in kendisine ilgisinin olduğunu görüyoruz. Sezon genelinde Schalke ile 36 maça çıkmış. Hepsi ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 42 gol yerken 13 kez kalesini gole kapatmış ve bir kaleci için yine iyi bir sezon sonu ortalama puanı yakalamış arkadaşlar. 7,08. Özelliklere baktığımda ise gelişim görüyorum. Hem kalecilik hem zihinsel
zihinsel hem de fiziksel anlamda. Kalecilik özelliklerinde birebir 17, bölge hakimiyeti 14, degaj 14, elle kontrol 15, elle oyun başlatma 15, hava topları 16 ve refleks 17. Gerçekten üst klas, üst sınıf özellikler diyebilirim. Zihinsel ve fiziksel olarak da gerçekten iyi bir noktada şu an Ersin. Evet, bu gelişim Efe Meditör'e ne kadar yansımış, ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, mevcut yeteneğimizi 144'e çekiyoruz. Potansiyel yetenekli 144. Önerilen mevcut yetenekle potansiyel yetenek aramızda sadece 3 puanlık bir fark var ama çok takılmamak lazım. Hemen hemen Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki top profili bu şekilde diyebiliriz. Evet, Schalke sezonu 4. sırada tamamlarken Ersin Destanoğlu yine bireysel performans anlamında kendine takım içinde ortalamanın üstünde yer bulmuş sıralamada ve iyi bir kaleci sezonunu geride bırakmış. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Peşimizde İspanya'nın dev kulübü Atletico Madrid var. Bakalım 10. sezonda İspanya'nın yolunu tutacak mıyız arkadaşlar, göreceğiz. İşte Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki 10. sezon macerası. Evet, 10. sezonda Schalke'deyiz. Atletico Madrid'e transferimiz olmadı arkadaşlar. Yaşımız 29, piyasa değerimiz 22 milyon euro. Yeni sözleşmemizi aldık Schalke'yle. 3 sezonluk daha sözleşmemiz var ve yaklaşık 3 milyon euro kazanıyoruz. Sezon genelinde tüm kulvarlarda Alman temsilcisiyle 39 kez ilk 11'de forma şansı bulmuş Ersin. 42 gol yerken 12 kez kalesini gole kapatmış ve yine bir kaleci için, bakın altını çizerek hep bunu tekrarlıyorum belki ama, bir kaleci için çok iyi bir sezon sonu ortalama puan arkadaşlar. 7.11. Evet, şöyle özelliklere baktığımızda hava toplarında bir artış seziyorum ki bu önerilen mevcut yeteneğe olumlu yansıyacaktır. Çünkü mevcut yeteneğimizi potansiyel yetenekle eşitlemiştik. Hava topları 17'ye gelirken diğer noktalarda herhangi bir gelişim yok arkadaşlar. Kalecilik, zihinsel ve fiziksel özelliklerimiz güçlü haliyle devam ediyor. Efe Meditör peki neler diyecek? Evet, mevcut yetenek zaten 144. O hava toplarındaki artış önerilen mevcut yeteneğe olumlu yansımış durumda. Onu da 142'ye çekiyoruz 141'den. Evet, Schalke 0-4 sezonu Bundesliga'da 2. sırada yer tamamlarken Ersin Destanoğlu bu bireysel performansıyla Schalke'nin 2. sırada olmasında büyük bir pay sahibi olmuş diyebiliriz. Bireysel performans sıralamasında takım içinde kendine ortalamanın üstünde yer bulmuş ve iyi bir kaleci sezonunu geride bırakmış. Bence çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar Schalke performansımız gerçekten oldukça etkileyici. Tek üzüntü verici nokta milli takım formasını giyememesi diyebiliriz. Evet, 11. sezon gelsin. Evet, işte karşınızda Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki 11. sezon macerası. Evet, 11. sezonda Schalke'deyiz. Yaşımız 30, piyasa değerimiz 18.25 milyon euro ve yeni sözleşmemizi uzattık Schalke ile arkadaşlar. Yeni sözleşmeyle yaklaşık 4.5 milyon euro kazanıyoruz. Sezon genelinde 41 maça çıkmış. 40 ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 51 gol yerken 10 kez kalesini gole kapatmış. 6.91 sezon sonu ortalama puanı yakalamış. Evet, 7'nin altında bir oyuncu performans puanı arkadaşlar, 6.91. Geçtiğimiz sezonlara göre tabii daha vasat bir sezon diyebiliriz. Özelliklere baktığımda ise hiçbir gelişim yok. Gelişimi zaten hemen hemen tamamlamıştık ama herhangi bir negatif anlamda da değişiklik yok. Kalecilik, zihinsel ve fiziksel özelliklerimizi koruyoruz. Bir bakalım Efe Meditör rakamlarımıza şöyle. Evet, mevcut yetenek 144. Önerilen mevcut yetenek 143. Orada 1 puanlık bir artış var. Potansiyel yetenek 144. Hemen bakalım Schalke neler yapmış. Schalke Bundesliga'yı yine 2. sırada tamamlarken Ersin Destanoğlu bireysel performans anlamında kendine takım içinde orta sıralarda yer almış. Geçtiğimiz son 4-5 sezona göre bireysel sıralamada biraz aşağıda yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Evet, 12. sezona gidiyoruz. Artık bir kalecinin en olgun yaşlarına geldik arkadaşlar. 30'lu yaşlara geldik. Bakalım ne şekilde bir kariyerimiz olacak, göreceğiz. İşte Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki 12. sezon macerası. Evet, 12. sezonda Schalke'de devam ediyoruz. Yaşımız 31, piyasa değerimiz 13.25 milyon euro. Sezon genelinde 43 maç, 42'si ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 45 gol yerken 13 kez kalesini gole kapatmış Ersin ve 6.98 sezon sonu ortalama puanı yakalamış. Özelliklere baktığımda hava toplarının 17'den 16'ya düştüğünü görüyorum arkadaşlar. Sanki fiziksel anlamda da ufak bir düşüş söz konusu. Onun haricinde kalecilik ve zihinsel özelliklerimiz geçtiğimiz sezonla birebir aynı. Şöyle Efe Meditör rakamlarımıza bir hemen bir bakalım. Evet, biraz düşüş var. Fiziksel anlamda da bir düşüş var. Çünkü mevcut yeteneğimiz 141'e geriliyor. Potansiyel yeteneğimiz 144 arkadaşlar. Schalke sezonu 2. sırada tamamlarken Ersin Destanoğlu bireysel performans anlamında kendine takım içinde ortalamanın üstünde yer bulmuş sıralamada ve iyi bir kaleci sezonunu geride bırakmış diyebiliriz. Evet.
Yaş 32'yi gelecek, fiziksel anlamda 31 yaşında düşüş başlaması biraz düşündürücü. Bakalım gücünü koruyabilecek mi önümüzdeki senelerde arkadaşlar? Bu soruların cevabını almamız için 13. sezona gidiyoruz ilk önce. İşte Ersin'in Football Manager 2021'deki 13. sezon macerası. Evet, 13. sezonda Schalke'de devam ediyoruz. Yaşımız 32, piyasa değerimiz 10,75 milyon euro. Sözleşmemizin bitimine arkadaşlar daha 2 sene var. Sezon genelinde 29 maça çıkmış, 25'i ilk 11 olmak üzere. Biraz ilk 11'deki maç sayımızın azaldığını görüyorum. 31 gol yerken 10 kez kalesini gole kapatmış ve 6,97 sezon sonu ortalama puanı yakalamış. Özelliklere baktığımda refleksin 16'dan 17, 17'den 16'ya düştüğünü görüyorum arkadaşlar. Onun haricinde profilde ciddi bir sıkıntı yok, düşüş yok. Fiziksel özelliklerimizi hemen hemen korumuşuz. Bu önemli. Geçtiğimiz sezon çünkü fiziksel anlamda bir düşüş yaşamıştık. Evet, FM Editör'e yine de şöyle bir bakalım. Mevcut yetenek 141, önerilen mevcut yetenek 140 ve potansiyel yetenek 144. Herhangi bir değişiklik yok geçtiğimiz sezonki verilere göre. Schalke 0-4 sezonu 3. sırada tamamlarken Ersin bireysel performans anlamında takım içinde kendine orta sıralarda yer bulduğunu görüyor olur sıralamada. Evet, yaklaşık 14. sezona gidiyoruz. Artık yaşımızda 33'e geliyor arkadaşlar. Schalke'li yeni sözleşme imzalayacak mıyız göreceğiz. İşte Ersin'in Football Manager 2021'deki 14. sezon macerası. Evet, 14. sezonda Schalke'de devam ediyoruz. Piyasa değerimiz 7 milyon euro. Evet, yeni sözleşme gelmedi arkadaşlar. Önümüzdeki sezon Schalke ile sözleşmemiz bitiyor. Sezon genelinde sadece 7 maça çıkmışız ve 6'sı ilk 11 olmak üzere. İlk 11'deki forma şansımızı kaybettiğimizi görüyoruz. Açıkçası üzücü. 7 gol yerken 3 kez kalesini gole kapatmış ve 6,95 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Kalecilik ve zihinsel gücümüzü koruyoruz ama fiziksel anlamda yavaş yavaş düşüş başladı arkadaşlar. Çeviklik 10, dayanıklılık 6, hız 8, hızlanma 7. Peki FM Editör bize neler diyecek, hemen ona bir bakalım. Evet, mevcut yeteneğin 134'e gerilediğini görüyoruz. Fiziksel özelliklerdeki düşüşten sebebiyet ve potansiyel yetenekler aramızdaki fark da ona çıkıyor. Takım içi bireysel performansa bakmayacağım çünkü çok fazla forma şansı bulamamış ne yazık ki. Şu an Schalke ile önümüzdeki sezon sözleşmemizin son senesi, bakalım yeni sözleşme gelecek mi, bir transfer hamlesi olacak mı göreceğiz arkadaşlar. Hemen 15. sezona gidelim ve bu soruların cevaplarını arayalım. İşte Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki 15. sezon macerası. Evet, 15. sezonda bir transfer gelişmesi var. Werder Bremen'e transfer oluyoruz arkadaşlar. Schalke 04'ten 2034-2035 sezonu başında 4,9 milyon euro bonservis bedeliyle Alman takımı Werder Bremen'e geçiyor Ersin Destanoğlu. Yaşımız 34, piyasa değerimiz 4,5 milyon euro ve Werder Bremen'le önümüzdeki sezonun sonuna kadar sözleşmemiz var arkadaşlar. Yaklaşık da 4,5 milyon euro kazanıyoruz. Sezon genelinde Werder Bremen'le 22 maça çıkmış ilk 11'de tüm kulvarlarda. 26 gol yerken 6 kez kalesini gole kapatmış ve 6,95 oyuncu puanı ortalaması yakalamış Ersin. Özelliklere baktığımda kalecilik ve zihinsel özelliklerimiz hala kalite ama fiziksel arkadaşlar gerçekten ciddi bir düşüş var. Çeviklik 8, dayanıklılık 3, güç 9, hız 5, hızlanma 5. FM Editör neler diyecek bize, hemen ona bakalım. Evet, mevcut yeteneğimiz ne yazık ki 120'ye kadar gerilemiş durumda. 110'la başlamıştık kariyerimize. Bakalım kariyerimize başladığımız mevcut yeteneğin altını görecek miyiz kariyer sonunda. Evet, Werder Bremen sezonu 7. sırada tamamlarken Ersin Destanoğlu bireysel performans anlamında takım içinde kendine ortalamanın üstünde yer buluyor ve iyi bir kaleci performansı gösterdiğini buradan da teyit edebiliyoruz. Evet, 16. sezona gidiyorum arkadaşlar. Bakalım 16. sezonda bizi neler bekliyor. İşte Ersin'in Futbol Manager 2021'deki 16. sezon macerası. Evet, 16. sezonda Werder Bremen'de devam ediyoruz. Yaşımız 35, piyasa değerimiz 1,7 milyon euro. Bir senelik sözleşme daha uzattık arkadaşlar Werder Bremen'le ve yaklaşık 3 milyon euro kazanıyoruz. Sezon genelinde sadece 7 kez ilk 11'de forma şansı bulabilmiş Ersin. İlk 11'deki forma şansını kaybetmesi üzüntü verici. 11 gol yerken 2 kez kalesini gole kapatmış ve 6,80 oyuncu puanı ortalaması yakalamış. Evet, kalecilik ve zihinsel özelliklerinde herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar ama fiziksel düşüşümüz hızlı bir şekilde düşmeye devam
devam ediyor fiziksel özellikler. Dayanıklılık 2, hız 4, hızlanma 5, güç 7 ve denge 9. FM editör bize neler diyecek, bu fiziksel düşüş nasıl yansımış bakalım. Mevcut yeteneğimiz 113'e kadar gerilemiş durumda ne yazık ki. Evet, artık önümüzdeki sezonda Werder Bremen'le sözleşmemizin son senesi. Bakalım farklı bir takıma transfer olabilir mi? Çünkü Werder Bremen'de de ilk 11'deki forma şansımızı kaybetmiş durumdayız arkadaşlar ne yazık ki. Hemen 17. sezona gidelim. Takım içi bireysel performansa bakmayacağım çünkü çok fazla forma şansı bulamamış. Bakalım Werder Bremen'le sözleşmenin son senesinde neler yapmış 17. sezonda. İşte karşınızda Ersin Destaloğlu'nun Futbol Manager 2021'deki 17. sezon macerası. Evet, 17. sezonda bir transfer gelişmesi var. Danimarka'ya gidiyoruz arkadaşlar. Kiralık olarak Kopenhag'a gidiyoruz. Werder Bremen'den 2036-2037 sezonunda. Yaşımız 36, piyasa değerimiz 27 bin euro. Çünkü arkadaşlar 29 gün sonra Werder Bremen'le sözleşmemiz bitiyor. Yeni sözleşme imzalanmadık ve serbest oyuncu statüsüne erişeceğiz yaklaşık bir ay sonra. Evet, Danimarka'da 20 kez ilk 11'de forma şansı bulmuş sezon genelinde. 32 gol yerken 6.81 oyuncu puanı ortalaması yakalamış Ersin. Kalecilik ve zihinsel özellikler için herhangi bilinecek bir şey yok. Gücümüzü koruyoruz ama arkadaşlar fiziksel gerçekten fecaat durumda. Çeviklik 5, dayanıklılık 2, güç 5, hız 3, hızlanma 5'e kadar geriledi. FM editör rakamlarımız bize neler diyecek ona bir bakalım. Evet, mevcut yeteneğimiz, başladığımız kariyerimizin başladığı mevcut yeteneğe geliyor neredeyse. 110'la başlamıştık. An itibariyle 36 yaşında da mevcut yeteneğimizin 111'e gerilediğini görüyoruz. Evet, 17. sezona, 18. sezona gidiyorum arkadaşlar. Bakalım yeni bir sözleşme gelecek mi? Çok zor. Ya da farklı bir takımda kariyerimize devam edecek miyiz? Ya da aktif futbol yaşantımızı bırakacağız mı? Göreceğiz. İşte karşınızda Ersin Destanoğlu'nun Futbol Manager 2021'deki 18. sezon macerası. Evet arkadaşlar, 18. sezona gidemiyoruz çünkü futbol hayatını noktalandırmış Ersin Destanoğlu aktif futbol yaşantısı ve teknik ekipte de herhangi bir görevle kariyerine devam etmiyor. Komple emekli olmuş Futbol Manager 2021'den. Şimdi ne yapalım, şöyle önemli anlarına bakalım kariyerinde. Schalke'li 2030'da pokal şampiyonluğu var Almanya'da ve 2027'de Avrupa Kupası 2 şampiyonluğu yaşamış Ersin Destanoğlu. Onun haricinde herhangi bir lig şampiyonluğu yaşayamadığını görüyoruz kariyerinde. Ödüllere gelelim. Sezonun ve haftanın takımlarını geçeceğim. 2032'de Bundesliga oyuncular yılın takımında yer aldı. Güzel bir ödül. 2032'de yine Bundesliga yılın takımında arkadaşlar. 2030 sezonun 11'i haftanın takımları var. Sezonun 11'i haftanın takımlarını geçiyorum. Şöyle bakalım, 2026'da Avrupa Kupası 2 sezonun kadrosu içinde adı geçiyor. Önemli bir ödül. Schalke gelmiş geçmiş en iyi kombine dahil olmuş durumda. Haftanın ve sezonun takımlarını yine geçiyorum. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Onun haricinde çok ciddi bir ödül yok. Ama en güzel ödül de Bundesliga'da yılın takımına seçilmesi olmuş Schalke performansıyla. Ve Avrupa Kupası 2 sezonun takımında yer almış. Bence bir kaleci için gerçekten iyi bir kariyer hikayesi oldu diyebiliriz. Şöyle genel kariyer istatistiklerine baktığımızda bonservisine ödenen toplam ücret 8.67 milyon euro. 438 maçta 488 gol yedi arkadaşlar. 136 maçta kalesini gole kapatırken 35 kez maçın adamı oldu ve bir kaleci için iyi bir kariyer sonu, sezon kariyer sonu ortalama puanı yakaladığı 7 arkadaşlar. Bir kaleci için, altını çiziyorum, güzel bir kariyer sonu ortalama puanı. Evet, bitiriyoruz Ersin Destanoğlu'nun kariyer hikayesini. Umarım günümüzde bu kariyerin çok çok daha üstünde çıkar. Başarılı performanslar sergiler ve milli takım kalemizi de uzun yıllar korur Ersin Destanoğlu arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olursanız da mutlu oluyorum. Takım hikayelerimiz, oyuncu hikayeleri ve resmi transfer videolarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın ve Futbol Manager 2021'de kalın diyorum.